Merhabalar, bugün Erdoğan Show. Şöyle, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan malum bayram tatiliyle beraber Marmaris'e gitti. Marmaris'te kendisinin bir değerlendirme yaptığı, raporları okuduğu, seçim sonrası ne yapacağı ile ilgili kafasında bir yol haritası çizmeye çalışıldığı falan söyleniyordu. Yani bir çalışma tatili, bir kendisine yeniden seçim sonrası olanları seçim sürecini hesaba çekme inzivası diyelim geçirdiği söylenmişti. Bu sırada da çok şey oldu. Yani dün Özgür Özel hem daha önce yaptığı konuşmalarda hem grup toplantısında vermiş olduğu mesajlarda aslında el uzattı Erdoğan'a. Yani biz seçmenin bize kredi açtığının farkındayız. Bugün Türkiye'nin en çok oy alan partisiyiz. Ama biz Türkiye'nin iyiliği için, Türkiye'nin geleceği için çalışmak istiyoruz dedi. Erdoğan'la görüşmek istediğini de söyledi. Ve hatta Erdoğan'la görüşmek istediğini söylerken şöyle de bir incelik yaptı Özgür Özel. Yani ben Çankaya Köşkü'nde olmasını isterim diye bir ifade kullandı. Ben orada olmasını isterim demek yani Beştepe'de de olursa görüşürüm anlamına gelecek aslında bir el uzatma. Çünkü hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu Beştepe saraya gitmiyordu. CHP'nin böyle bir tavrı vardı. Hani bu tavrı bile yumuşatabiliriz mesajı gelmişti Özgür Özel'den. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yerel seçim sonuçlarından sonra ne yapacak, ne edecek, BYK'da neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu inzivadayken AK Partililerin çeşitli ıstakozlu fotoğrafları etrafa saçıldı. Dolayısıyla bu ıstakozlu fotoğraflara gelen tepkiler bunlardan sonra ne yapılacak? Erdoğan ne yapacak? Ne diyecek? Çok merak ediliyordu. Şimdi art arda Erdoğan dün önce kabine toplantısını gerçekleştirdi. Kabine toplantısının ardından da gazetecilerle kısa bir görüşmüş. Şimdi kabine sonrası konuşmasında yumuşak mesajlar verdiğini söyleyebiliriz. Seçimler sonrasında muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği sorumlu ve ağırbaşlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim dedi. Yani burada herhalde CHP'yi kastediyor. Şunu söyledi, emeklerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Bu konuda tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımlardan uzak durduk duracağız demiş. Popülist adımlardan uzak durduk deyince güldüm tabii. Popülist adımların neredeyse sözlük anlamı bir politika, bir ekonomi politikası ve bir siyaset izlediler. Şimdi oradan U dönüşü yapıyorlar. Ve tabii ki Erdoğan diyor yani ücretli kesim üzerinde ciddi bir sıkıntıya yol açıyor ama yapacak bir şey yok yani bu sıkıntıyı çekeceğiz. Artık bundan sonra popülist politika uygulayamayız yani yapacak bir şey yok. Geleceği düşünmek zorundayız diyor Erdoğan. Kemer sıkma tedbirleri devam edecek. Zaten kemer sıkma tedbirlerinin devam edeceğini Bakan Işıkhan da söyledi. Oraya geleceğim. Bu mesajları verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hani bu bazı muhalefet partilerinin sorumlu tavırları falan ifadeleri olumlu. Daha sonra da bazı gazetecilerle Beştepe'de sarayda bir araya gelmiş. Kısa birkaç soru yanıtlamıştı. Bu İsrail meselesi falan sorulmuş kendisine. Diplomasi trafiği sorulmuş. Diyor ki Tanzanya Cumhurbaşkanı diyor Türkiye'ye gelecek diyor. Onu söylüyor. O önemli diyor. Sonra Irak'a gideceğim. Erbil'e gideceğim ve 9 Mayıs'ta Biden'la görüşeceğim. Putin'le de sürekli telefonda görüşüyorum. Yani benim bir yandan da böyle bir uluslararası profilim de var diyor. 9 Mayıs'taki Biden görüşmesine hem AK Partililer hem işte Türkiye hem saray çok ciddi önem atfediyor. Bakalım orada şimdi Biden ne diyecek Erdoğan'a, ne almak isteyecek Erdoğan'dan? Türkiye istediklerini alabilecek mi? Ama yıllarca aradan sonra Biden'la ilk görüşme. Şimdi bir de Biden öyle bir tip ki kafasının dikine giden bir tip. Yani bazen küsüyor mesela, konuşmak istemiyor. Netanyahu'yla da öyle mesela. Kızdı, küstü. Ona işte yapma böyle dedi. İşte ateşkes falan dedi, baskı yaptı. Netanyahu dinleyince küstü mesela. Telefonlarına çıkmadı Netanyahu'nun bir ay boyunca falan. Şimdi böyle bir adam. Fakat tabii şartlar değişti, konjonktür değişti. Erdoğan'a da resim vermek istemiyordu Biden. İşler değişti. 9 Mayıs'ta Amerikan Başkanı Biden Erdoğan'la bir araya gelecek. Bunu uzun süredir bu görüşmeyi yapmak istiyordu Türkiye tarafı. Amerika ile görüşmek istiyorlar. Onun için bu önemli. Zaten bakın şimdi birazdan detayına gireceğim. Şimdi buna da o kadar alıştı ki AK Parti aslında. Bütün bu yumuşama, yumuşanacak mı? Ay demokrasi mesajları, AB, işte hukuk, mukuk falan. Ya şu anda Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Şunu öğrendiler artık 20 yılda. Ya bunu deyince işte para geliyor. Biraz bir güven ortamı oluşuyor. Şimdi biz yine aynı numarayı çekelim. Şimdi yumuşayınca demokrasi anladık. Aa evet mesaj tamam falan. Ha tamam işte.
para gelsin. Tam da Dünya Bankası ile bazı anlaşmalarda, anlaşma başında işte bir takım fon girişleri oluyor Türkiye'ye falan. Yatırım da gelsin. Biz yine bu mesajları verelim dışarı. Ya yani aynı formülü yine uygulayalım. Bildiğimiz yerden devam edelim hikayesi de var bu işin içinde. 9 Mayıs öncesi onun için birazdan gireceğim. Abdülkadir Selvi'nin yazısını falan birazdan 9 Mayıs öncesi ona hazırlık gibi görmek lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere şunu da söylemiş. Gazeteciler soruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur diye. Diyor ki Erdoğan, CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz. Diye bir ifade yani. Görüşmek istiyorum ben de diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, bu da gazetecilerle görüşmesi. Bu görüşmenin detayları da daha sonra bütün basın mensuplarıyla paylaşıldı. Ankara'daki diğer muhabir arkadaşlarla da paylaşıldı. Böyle de bir şey yapıldı. Özgür Özel de Strasbourg'da bu arada. Kendisi de Özgür Özel de bu görüşmeye değindi. Çok yakında Erdoğan'la bir görüşmemiz olacak gibi bir ifade kullandı Özgür Özel. O da önemli. Anladığım kadarıyla Özgür Özel de yakın bir zamanda bu randevuyu isteyecek ve Beştepe'ye gidecek. Anlaşılan. Fakat şimdi Erdoğan bu mesajları verirken dün grup toplantısında neler söyleyeceği çok merak ediliyordu. Ondan önce tabii şeye gireyim ben. Grup toplantısından önce bu bütün bu haberlerden yansıyan Hürriyet'in manşeti bugün hakikaten bak kitaplara konu olur Allah aşkına. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız şeyin önünde, sarayın önünde burada kendi kabine toplantısında verdiği mesajlardan bu çıkarım yapılmış. Parlamenter sisteme dönüş tartışmaları yerine mevcut sistem iyileştirilsin. Ona odaklanalım diyor. Konu artık kapandı. 14-28 Mayıs'ta da halkımız dedi ki başkanlık sistemi devam dedi. Hadi bu sistemi iyileştirelim dediği. İşte herhalde ya bu 40 artı 1 meselesi gündeme gelecek. Yani %50 artı 1 ile değil de 40 artı 1 ile seçilsin denecek. Yeni anayasaya bağlıyor. Bu sistemi değiş. Yani sistem ve anayasa manyağı olduk. Biz her sene çılgınlar gibi sistem değiştiriyoruz. Her sene çılgınlar gibi anayasa değiştiriyoruz. Ve herkesin ağzına sakız darbede yazılmış anayasa, darbede yazılmış anayasa diye. 1.000 kere değiştirilmiş, 50 tane AB uyum bilmem nesi görmüş anayasa. Ay olmadı, dar geldi, daha bilmem neci bir anayasa. Ya Türkçesi şu. Reis kendine saray yaptırdı. Bu sarayda kalmak istiyor. Ya adam kendisine hatırlayın yani burası başbakanlık konutu olarak yapılmıştı. Sonra sistem değişince yok yok tamam yani aslında tabii bu başkanlık sistemine geçilmeden önce Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesi meselesi geldi. Sonra Cumhurbaşkanı seçilince Erdoğan seçilince tam Cumhurbaşkanlığı konutuymuş falan diye değiştirdiler yani. Türkçesi bu. Yani burada oturmaya devam etmek için ne gerekiyorsa o diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bunu böyle okumak lazım. Tamam 50 artı 1 ile kazanamıyorsak o 40 olsun. İşte bir şey olsun. Anayasa manayasa bir şeyler olsun. Yeniden anayasa yazılsın. Hayır, hareket olsun yani. Hareket dükkan boş durmasın. Ama yeter ki saray kalsın hamlesi olarak görüyorum ben açıkçası. Peki burada bunu devam ettirmek için acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapacak? Grup toplantısı öncesi aslında Abdülkadir Selvi de yazmış şey bekleniyordu. Yani bu istakoz meselesiyle ilgili de mesajlar verecek. Aklında bir değişim dönüşüm mesajı verecek falan diye bekleniyordu. Gelen haberlere göre bunu Türkiye Gazetesi de yazmış. Bu Şebnem Bursalı'nın ıstakoz meselesine kızmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şebnem Bursalı'yı arayıp kaldır o resmi falan demiş artık. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bugün grup toplantısı sonrası AK Parti'nin MYK toplantısı var. Orada da konuşacağı bu meseleyi ele alacağı partinin yönetiminde bir millete böyle bir diskur çekeceği söyleniyor. Tabii bugün Gözler grup toplantısı öncesinde Şebnem Bursalı'daydı. Kameralar döndü Şebnem Bursa'da. Şebnem Bursa'da işte bir şey yokmuş gibi devam ediyor. Gerçi eleştiren çok olmuş. Gülüyor bir de falan diye yani. Bir şey yokmuş gibi devam edecek tabii. Ne yapacak? İşte herhalde arkadaşları destek veriyor falan. Zaten Şebnem Bursalı tek değil ki. Bir de AK Partili Mamak Belediye Meclisi üyesinin şeyi patladı. İstakoz şeysi patladı. Salih Kahraman. O da tatilden poz vermiş. Böyle ıstakoz paylaşmış ama balık diye paylaşmış. Bizim Ferhat Boratav vardır gazeteci abimiz. O da şey yazmış ya çok güldüm Twitter'a. İşte evrim öğretiliyor diye biyoloji derslerini dinlemezsen balıkla ıstakozu karıştırırsın. Tabi ıstakoz balık değildir yazmış. Ya burada
siyasetçilerin influencer olmakla olmamak arasındaki imtihanını da görüyoruz aslında. Tamam, sosyal medya güzel. Bak, Mustafa Sarıgül mesela böyle bir TikTok modeli. Yani bir TikTok siyasetçisi. Seçmene oradan ulaşıyor. Oradan kendisi de bir böyle bez devşiriyor falan. Anlaşıldı. Siyasetçiler burada olmak istiyorlar. Bunu bir vitrin olarak kullanıyorlar da. Orada ince bir çizgi var. Yani siz influencer gibi paylaşım yaparsanız bu geri tepebilir. Yani sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Makyaj influencer mısınız? Mekan gezen influencer. Hiçbiri değilsiniz. Ha, sizden beklenen şey bambaşka. Dolayısıyla bu tip havalı paylaşımlar geri tepiyor. Tabii yani yeni bir dönemdeyiz. Siyasetçiler de bunu ne kadar nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Ama benim anladığım, yani yazılanlar da öyle. Bunu MYK'da ele alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu resim meselesi diye. Bu işin siyasal İslam'ın şiarı bu zaten. Yap gösterme. Yapma değil. Yap ama gösterme. Yani zenginleşilmeyen siyaset mi olur siyasal İslam çevrende? Olmaz. Yap ama gösterme kardeşim. Milletin gözüne sokma deniyor yani. Türkçesi bu. Şimdi gelelim grup toplantısına. Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere şunu söyledi. Siyasetçinin sandıktan çıkan sonucu görmeme hakkı yoktur, olamaz dedi. Hani bu Devlet Bahçeli'ye bir gönderme gibi. Devlet Bahçeli de sonradan onu düzeltti. Hani Türkiye Cumhuriyeti sandıkla kurulmamıştır falan dediği zaman ben de Erdoğan'ın bu zamana kadar söylediği her şeye aykırı Bahçeli'nin söylediği demişti. Bunu yani onu biraz da düzeltir gibi. Bahçeli de sonra düzeltmeye çalıştı. Belediye başkanlarını tebrik etti dedi. Çok güzel. Türkiye'nin hayrına olan daha sonra yapacakları her şeyde daha önce olduğu gibi destekliyor olacağız dedi. Fakat Bahçeli'ye benzer söylediği şey şuydu. Dedi ki bu seçimlerin ilk göze çarpan özelliği katılım oranının düşüklüğü. Son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz dedi. Fakat kendisini başarılı bulduğunu, yani partisini başarılı bulduğunu söyledi. 31 Mart seçimleri %40,5 oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 1400 belediyenin %54,3'ü Cumhur İttifakı'nca yönetilecektir diye o da kendince bir hesap yaptı. Yani Türkiye'nin belli başlı bütün büyük şehirleri aslında yani belli başlı şehirli büyük şehirleri CHP tarafından yönetiliyor olacak ama o da yok bizdeki sayı daha fazla aslında başarılıyız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi her zamankinden daha çok çalışacağız. Hizmet götürürken seçim sonuçlarını önümüze almadık, yine almayacağız. Daha çok çalışacağız, kendimizi göstereceğiz dedi. Bir de enteresan bir şey vardı satır aralarında. Dedi ki reklam ajanslarına harcamayacağız biz bundan sonra insanımıza harcayacağız, vatandaşımıza harcayacağız diye böyle bir çok satır arasında bir ifade kullandı. Bu enteresan çünkü en çok reklam ajanslarıyla çalışan, en çok reklam ajanslarını finanse eden aslında AK Parti. Böyle en pahalı reklam ajanslarıyla da çalışan. Ben buradan şeyi anladım satır aralarından. Herhalde mevcut çalıştıkları ajanslardan bir memnuniyetsizlik var anladığım kadarıyla bazılarında. Hem teşkilatlarda hem kendilerinde herhalde oraya bir gönderme diye anladım. Zaten bu grup konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında daha ziyade şeye yönelikti. Kendi partisine yönelikti. Yani değişim olacak mı, yumuşama sinyali gelecek falan. Yumuşamadan öte bir toparlama gayreti gördüm ben. Gaza getirmeye çalıştı yani biz yine yaptık, işte yine yaparız. Milletimizin mesajlarını dedi baş tacı ederken sadece bununla kalmayacak bu mesajların gereğini de mutlaka yerine getireceğiz. Aslımıza, köklerimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız. Millet bizden kapsamlı bir öz eleştiri yapmamızı istedi, bunun farkındayız dedi. Tabii AK Parti'nin aslı nedir? Hangi aslı, hangi aslına rücu edecek? Merak ettiğimiz nokta bu. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama şimdi şöyle göstereyim size bazı kısımlarını konuşmasını. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'nin ayırıcı vasfı kendi doğru ve yanlışlarını analiz edebilen, kendi yaptıklarını ve yapamadıklarını doğru değerlendirebilen bir parti olmasıdır. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş kuvvet ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aslımıza, köklerimize, iradesiyle değişimi gerçekleştireceğiz dedi. Değişim ifadesini kullandı. Bu önemli. Bir şeyler değişecek, ne değişecek? Ve bunu tabii MHP ile beraber nasıl yapacak? Temel soru o. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazısı bugün en çok konuşulan yazı oldu. O da değişim iradesi diyor. Diyor ki
İşte AK Parti bugüne kadar şöyle yaptı, böyle yaptı. Reformcu kimliğine dönmesi. Bu diyor, Türkiye AK Parti'nin diyor reformcu kimliğine dönmesi Türkiye'yi rahatlatacak bir adım olur. Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye, görün o zaman ekonomi nasıl coşar. AK Parti'yi AK Parti yapan bu oldu. Formül net, ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet demiş. Şimdi bu hakikaten çok paylaşıldı. Bu evet, yani insanlar bunu söylüyor. Siyasi öç alma duygularıyla, siyasi hesaplarla insanların uyduruktan bahaneler, çok kötü yazılmış iddianamelerle senelerce cezaevlerinde tutulması gerçekten bir insanlık suçudur. İnsanların hayatlarından çalmış oluyorsunuz. Bence bunun vebali de çok çok da ağırdır. Siyasi hesaplı insanları içeride tutmanın vebali çok çok da ağırdır. Bunu AK Partililerin kendileri de biliyor. Bazen itiraf ediyorlar işlere geldiği zaman, işlere gelmediği zaman başka şey söylüyorlar ama bunu vicdanın derinliklerinde herkes neyin ne olduğunu biliyor. Şimdi Abdülkadir Selvi de bunu söylemiş. Bu tabii çok çarpıcı. Ha, bir yumuşama sinyali mi? Tamam, AK Parti yine işte bu 2009'lar şeyine mi dönecek falan deniyor. Ama bu nasıl olacak? Bugün o grup konuşmasında buna yönelik mesajlar olabilir gibi yazmış Abdülkadir Selvi. Grup konuşmasında Türkiye'ye değil daha çok partiye gaza getirme mesajları çıktı. Yani şöyle göstereyim. Gençler, gençler, iman varsa imkan var dedik. Allah büyüktür dedik. En üzünlü anlarımızda Allah'ın yardımı yakındır dedik. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Böyle parti toparlayıcı mesajlar. Şimdi aslımıza döneceğiz. Değişim diyor da nasıl olacak? Abdülkadir Selvi'nin bu yazısına MHP'den bu kadar ağır cevaplar geldi ki. Şimdi MHP'li İsmet Büyükataman daha böyle bir uzun bir tweet yazdı. Abdülkadir Selvi hezeyanlarla dolu bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı'na dilinin altında sakladığı zehirle istikamet çizmeye yeltenmiş, tarafını bir kez daha açık etmiştir. Sorosçu Kavala'nın serbest bırakılmasının ekonomimize faydası olacağını söyleyerek Türkiye'yi tahakküm altına almak isteyen çevrelerin diliyle konuşmuştur. Bugünkü köşe yazısıyla bir kez daha aslında rücu ettiğini gördüğümüz Selvi, milletin iradesini ekonomik operasyonlarla ipotek altına almaya çalışan küresel şebekelerin sözcülüğüne soyunmuştur. Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor sözleri bilinçaltında nereye aidiyet hissettiğini açıkça göstermiştir. Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının kışkırtıcısı ve finansörü olan Kavala'ya özgürlük isteyen Selvi, akıl tutulması içerisinde değilse zilletin kısık ateşinde demlenmektedir. Milli irade karşıtlarının kalemşörüne soyunan Selvi şunu iyi bilmelidir. Bu sinsi hesap tutmaz. Türk milleti teslim olmaz. Cumhur İttifakı bu kirli kelime oyunlarını yutmaz. Daha da ağırınıysa MHP'nin medya işlerinden sorumlu isimlerinden bir tanesi Hüseyin Özkan yazdı. Osman Kavala'nın hapiste tutulmasını falan diyor işte şeyden Selvi'den alıntı yapıyor. Diyor ki sözlerini sarf eden Abdülkadir Selvi yok. Hükmündedir. Çöptür ve kalem ve kılıç artığıdır yazmış. Şimdi büyük ataman da aslında rücu etmiştir falan diyor ya, bu da kılıç artığı diyor. Yani Selvi'nin Alevi olmasını, Alevi kökenli değil mi? Alevi bir aileden geliyor olmasını kastediyorlar. Açıkça böyle etnikçilik ve mezhepçilik yapıyorlar. Ve Abdülkadir Selvi'yi oradan yerlerden yerlere vuruyorlar. Hakikaten çok ağır ifadeler bu arada. Normal başka biri yazsa, birisi mesela ben böyle bir şey yazsam, diyelim ki Sünni vatandaşlarımızın biriyle ilgili halkı kin ve işte düşmanlığa teşvikten hakkında soruşturma açılır. Yani size şöyle söyleyeyim. Hani hatırladınız mı bu Osmanoğlu'lardan salçacı olanın geçenlerde evlenmişti. Biz de işte düğünüyle dalga geçtik ya, işte Duşakabin oğullarını falan tutmuş böyle hani baksan taht sırasında adam 178. sırada yani. Muhtemelen şu anda devam ediyor olsaydı Osmanoğlu ailesi tahtta oturmaya herhalde bilmiyorum sarayın içine falan gelemeyecek böyle artık. Kaçıncı sırada olduğu belli değil. Mesela biz böyle dalga geçtik o şeyle diye, düğünle diye aklımızda dava açmış halkı kin ve düşmanlığa teşvikten mesela.
Düşünün. Şimdi bunları bir düz vatandaş böyle bir şey yazsa Silivrilerden çıkamaz. Fakat açık açık Abdülkadir Selvi'ye Aleviliği üzerinden ağır ithamlar geldi MHP'lilerden art arda. Demek ki bu yazı MHP'lileri çok kızdırdı. Bir de şöyle de görmek lazım anladığım kadarıyla. AK Parti'ye söyleyemediklerini Abdülkadir Selvi üzerinden söylüyorlar. Yani ben bunu anladım. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla meselesi var. Şimdi dolayısıyla Erdoğan ne yapacak? Erdoğan bir değişim istediğini, değişim dedi. Değişim istediğini toplantısında söyledi. Kabine toplantısı sonrası yani bu sistemi iyileştirelim falan bir takım değişiklikler yapacaklar. Ne yapacaklar? AK Parti'ye yakın yorumcular hep bir yani bir yumuşama, bir demokratizasyon falan bundan bahsediyorlar. Bakalım Erdoğan kimi ters köşe yapacak? Bugün MYK'dan ne çıkacak? MYK'dan sonra kimler değişecek? Kimlerin kellesi gidecek? Bence Erdoğan'ın nasıl bir politika izleyeceğini biz bundan sonra anlayacağız. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Yine Türkçenin en büyük şairi Yunus Emre diyor ki, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. AK Parti'yi değerlendirirken nereden geldiğini ve hangi istikamete ilerlediğini bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız. Kutlu bir hareket, uzun bir yürüyüş, sabırlı bir mücadele 14 Ağustos 2001'de AK Parti olarak görülmüştür. Biz nevzuhur bir hareket değiliz. Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bugünlere bir anda gelmedik. Bu hareketin, bu partinin temelinde ismi bilinen ya da bilinmeyen yüzlerce, binlerce fedakarın, cefakarın, kahramanın emeği var. Alın teri var. Biz dikensiz bir gül bahçesinde de yürümedik. Yürümüyoruz. Bu geldiğimiz noktaya düşe kalka geldik. Biz bu noktaya yenilgi yenilgi büyüyerek geldik. Baskılar gördük. Zulümlere maruz kaldık. İşkencelerden geçtik. Hapislerde yattık. Darbeler yedik. Partilerimiz kapatıldı. Yasaklandık. Kovulduk. Ötelendik. Haksızlığa, hukuksuzluğa, zorbalığa uğradık. Ancak hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Sabrımızı kaybetmedik. Asla ve asla yılgınlığa kapılmadık. Sabır diyor, sabredin. Düştüğümüz yerden kalkacağız. Aman sakın yılgınlığa kapılmayın diyor. İşte dediğim ki bakalım bundan sonra ne yapacak? Yani kendisi AK Parti'ye yakın çevrelerin söylediği şey yani bir demokratikleşme, işte AK Parti'nin 2000'de dönmesi, işte bu tür adımlar. Yani çünkü hem daha önce de söyledim, hem kemer sıkma, hem üstüne üstlük bir de siyaseten milletin gırtlağına çökme biraz zor, beraber yürümez. Kim Jong-un gibi olur bu sefer. Hem millet aç kalacak, hem bir de milletin gırtlağına çökeceğiz, ses ettirmeyeceğiz falan. Bu bilmiyorum AK Parti'ye kazandırmaktan çok kaybettirir. Peki tamam bir yumuşama istiyorlar da yani bunu hep bakın o dünyaya da bir mesaj yollamaya çalışıyorlar. Bunu da anladık. Biraz öyle yapınca işte biraz yatırımcı geliyor falan. Ha tamam biraz daha öngörülebilirlik olacak, şu olacak, bu olacak diye yatırımcı geliyor. Hani şunu da not etmek lazım. Hep ezber söylüyor ya kardeşim uluslararası yatırımcı demokrasiye mi bakar ya? Kardeşim demokrasinin olmadığı yerde popülist kararlar verilir, saçma kararlar verilir. Sen bu ülkeye paranı sokarsın. O kadar saçma kararlarındır ki paran batar, yatırımın batar. Tam da bu yüzden. Şimdi hesap verilebilirliğin olmadığı yerde ne oluyor? Saçmalık oluyor işte gördüğümüz gibi. Bunun için tam da buna bakarlar yani. Bakmaz mısın? Sen olsan sen de bakmaz mısın? Yani bakkal açacak olsan stabil bir yerde açayım dersin. Yani her gün mahallenin kavga ettiği atıyorum. Birbirine girdiği.
yarın öbür gün yanındaki binanın yıkılıp yıkılmayacağını bilmediğin bakkal açar mısın? Açmazsın. Hesap işte. Dolayısıyla evet, demokrasi ile kalkınma arasında bir ilişki var. Şimdi iyi kötü bunun da farkında oldukları, ezberden bildikleri için ya tam bir yumuşama dev, işte öngörülebilirlik falan bu mesajı vermeye çalışıyorlar sürekli. Şu çok önemli. Mehmet Şimşek 22 Nisan'da New York'ta olacak. Orada hem Türkiye siyasetini takip eden işte think tankler, çeşitli çevreler bu toplantıya katılacak. Hem yatırımcılarla bir araya gelecek ve işte kendi ekonomik programlarını falan Türkiye seçimlerden sonra bunu anlatmaya çalışacak Mehmet Şimşek. Ve bu şey, Mehmet Şimşek'in bu toplantısına ilgi var, onu söyleyeyim. 9 Mayıs'ta da Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Onun öncesinde burada çizmek istediği bir imaj, vermek istediği mesajlar var. Ama MHP ile nasıl olacak? Bak, bugün Abdülkadir Selvi'ye çok ağır yanıtlar vererek, çok ağır sözler söyleyerek MHP kırmızı çizgisini çekti. Yok kardeş, ne öyle yumuşaması falan. Hayır diyor MHP. Şimdi nasıl olacak acaba? Bakalım bu yeni anayasa yazın falan, bu meseleler başlayınca herhalde şeyi göreceğiz. İş nereye gidecek onu göreceğiz. Fakat dediğim gibi şimdi hem milletin kafasına vur, hem para yok. Bu ikisi nasıl beraber yürüyecek bilmiyorum. Bugün Bakan Işıkhan'a gazeteciler sordular, yani bu ne olacak, emekliye zam var mı, asgari ücrete bir düzenleme var mı diye. Temmuz'da asgari ücrete düzenleme yok dedi. Emekli maaşları ilgili söyledikleri de önemli. Beklenilmeyi ve özellikle asgari ücretle geçen 2 yılda olduğu gibi bu Temmuz'da da bir Yok efendim, yok, hayır. Hayır. Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysa şu an süreç bu şekilde devam ediyor. Evet, şu an. Biliyorsunuz en düşük emekli aile 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak değerli arkadaşlarım. Bunun dışında asgari ücretleri herhangi bir ara zam vesaire toplantı düşünmüyoruz. Teşekkür Sağ ediyoruz olun, efendim. başarılı. Evet. Yani asgari ücrete hayır da yok. Yani Mehmet Şimşek demişti bunu. Bir şey olmayacak. Asgari ücrette bir değişiklik yok. Emekliler de hani şu isteniyordu ya, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine getirilsin diye. O da olmayacak. Fakat ne olacak? Enflasyon oranında bir iyileştirme olacak dedi Bakan Işıkhan. Vallahi bilmiyorum bu işlerin altından nasıl kalkacaklar, bakalım. Bu yaz nasıl geçecek? Şimdi iş öyle bir durumda ki, bak, gördünüz mü bunu? Dün Iris Cibre, ekonomist, bir şey başlattı. Bir hashtag başlattı. Fahiş yemeğe boykot diye. Ve bu TT'de, bayağıdır TT'de yani. Gün hep TT'de gördüm. İnsanlar artık bundan sonra dışarıda yemek yemeyeceklerini söylüyorlar. Yeter artık. Bu nasıl bir şey? Biz daha bundan sonra dışarıda yemek yemeyeceğiz diyorlar. Biraz Iris Cibre'ye gelen yanıtlara baktım arkadaşlar. Diyor ki mesela Hüseyin Aktürk, Türkiye'deki fiyatları bazen merak edip dünyadaki en iyileriyle kıyaslıyoruz. Türkiye neredeyse aynı fiyat çıkıyor. New York ve Londra restoranlarını endekslemişler gibi. Fiyatlar enflasyonla, maliyetle açıklanamaz. Brüksel'e gittim, ucuz geldi, böyle iş olmaz demiş. Halil İbrahim Çakan diyor ki, uzun bir süre çok mecbur kalmadıkça dışarıda keyfi olarak yemek yemeyeceğim. Fahiş fiyatlara çalışan kafe ve restoranlara asla gitmeyeceğim diye. Neriman Ceylan yazmış. Hem kalitesiz hem pahalı, bu nedenle dışarıda yemek yemiyoruz demiş. İris Cibre de onu söylüyor. Diyor ki, gündeme girdik falan diye. Hep beraber diyor, bir hafta sonu belirleyelim, hiçbir kafe restorana gitmeyelim. Fiyatları böylelikle düşürsünler diye, böyle bir orta sınıfın isyan çığlığı. İşe yarayabilir mi, göreceğiz. Şimdi sizlerin de yazdıklarını görüyorum. Bakın, şöyle bir şey var tabii, Türkiye bu nasıl enflasyon? Ya tabii bu işte, bak, enflasyon her şeyden önce bir ahlakı, iki psikolojiyi bozar. Şimdi bu psikolojiyi tersine çevirmek çok zor. Hele siyaset bu kadar çalkantılıyken iyice zor. Şimdi baksana, MHP'den gelen bir tweetle her şey değişebiliyor mesela. Bu da nasıl psikoloji tersine dönecek? Çok zor. Peki burada kafe restoranlar keyfine mi zam yapıyor? Yok. Adamlar 2 ay sonrasını göremiyor ki. Yani 2 ay sonra ne olacağı belli mi? Sürekli 1,5 sene diyor Mehmet Şimşek. Aylar geçiyor, 1,5 sene, 1,5 sene hiç bitmiyor. %70 civarında enflasyon görüyoruz. Adam şimdi mesela soğan alacak.
bugün soğanı 1 liradan alıyor. Öbür ay muhtemelen 2 liradan alacak. Bilemiyor ki. Yani ben bu soğanı şu anda 1 liradan alıyorum. Öbür ay da 1 liraya alacağım diye bile öbür ay muhtemelen 2 liraya alacağım diyor. Dolayısıyla benim diyor maliyetim 2 katına çıkacak öbür ay. Şimdiden ona göre fiyat koymam lazım ki öbür ay batmayayım diyor adamlar. Sıkıntı bu. Sürekli her şeye zam geliyor. Psikoloji tersine dönmediği sürece de gelmeye devam edecek. Yani bir kere bozduğun zaman bu dengeleri, ama ekonomistler dediler bu nasıl ekonomisi uygulanırken Allah için. Biz de burada pek çoğunu konuk ettik. Enes Hoca da söyledi. Bu işleri bir kere bu dengeleri bozarsanız bunun geri getirilmesi, bunun bir yere oturtulması çok zor olur diye o söylemişlerdi. Dinlemediler. Şimdi ne olacak mesela? Herkes onu bekliyor. Bakın İdil diyor ki bir tane tam buğday ekmek, bir normal ekmek, bir börek aldım. 100 küsur lira ödedim. Demişsiniz. Esra Hanım diyor ki baklavanın kilosu 1.000 lirayı geçti. Gözde Kılıç diyorsunuz ki bize kimse 2 ay sonrasına göre maaş vermediği için restoranların bu tavrı bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Demişsiniz. Evet, pahalı ucuz kavramı karıştı. Işın Sözer Çeşme'de kumru 270 lira demiş. Irmak Kuday diyor ki ben 10 yıl kafe işlettim. Çok zor iş. Önünü görmek imkansız. Bazıları fırsatçılık yapıyor olabilir ama bazıları da dükkanı dik tutmaya çalıştığı için, ayakta tutmaya çalıştığı için yapıyor diyor. Demişler. Almanya'da 1 kilo patates 22 lira, Türkiye'de 50 lira demiş Kanal TV. O demiş ki 10 gündür Berlin'deyim, fiyatlar Ankara ile aynı, marketler çok daha ucuz. Valla ben Berlin'de bir sandviç aldım geçen gittiğimde. Bir sandviç aldım, bir de kahve bile almadım ya, yalan olmasın. 500 lira falan tuttu. Ya Rabbil Alemin dedim yani, orada bir yüreğime indi. O bizim TL'de herhalde acayip müthiş değer kaybettiği için, bir de ben yanlışlıkla Mitte tarafındaydım herhalde, en sosyetik yere falan gittim. Bayağı bir canım yandı yani, sıkıntı çektim. Şimdi Berlin'le kıyaslamak da şundan da zor. TL sürekli euro karşısında da değer kaybettiği için uzunca da bir süre, bizim para pul olduğu için sıkıntı yaşıyorsun. Gökçen Ağusoğlu, Nasuhoğlu denetim olmadığı için böyle demişsiniz. Ya bu çok söylemedi. Denetim ne yapacak? Gelip zam yapma deyip kafasına mı vuracak? Ne yapacak? Yani denetim istediği fiyata istediğini satar arkadaşlar. Neyin denetimi? Yani en fazla bugün Ticaret Bakanlığı bu arada denetim yapmış restoranlara, bazı kafelere. Yani şuna bakıyor. İşte odaların yayınladığı fiyat aralığı çerçevesinde mi? Mevzuatlara uyuyor mu falan? Ona bakar, başka ne yapacak ki? Başka yapacağı bir şey yok. Yani bu denetimlik, biliyorum bu sürekli yandaş basın da bunu pompalıyor falan da, öyle bir şey olmadı. Ne yapacak? Kapatır. O zaman Sovyetler dönemi gibi olur. Kapatır herkes restoranı. İşletmez adam yani. Sen bundan sonra İşte salatayı 50 liraya satacaksın falan dersen, adam zarar ediyorum iyi o zaman der, kapatır gider yani. O öyle olmuyor ki. Şimdi tek gelişme bu değil. Bu arada şimdi tabii yani şöyle ki, kemer sıkma politikası uygulanacak. Bu kemer sıkmanın yükünü kim taşıyacak? Evet, biz taşıyacağız. Vallahi en çok da orta sınıf taşıyor. En yüksek vergiyi orta sınıf ödüyor. En çok harcamayı yine kendisine göre orta sınıf yapıyor ve orta sınıf sürekli fakirleşiyor. İnanılmaz. Yani hem ekonominin yükünü taşıyor hem sürekli fakirleşiyor. Nereye kadar gidecek bu bilmiyorum ama Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama geldi. Cevdet Yılmaz dedi ki kamuda tasarruf bizim için çok önemli bir konu. Bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığı, bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. Böyle 15 maddeden uzun yeni bir kemer, yani kamuda tasarruf yönetmeliği mi diyeyim? Kamuda tasarruf planı geliyor. Bazıları yasa değişikliği gerektiriyor, yasa değişikliğini yapacağız. Bazıları yönetmelik değişikliğiyle olacak demiş. Ciddi bir kemer sıkma tedbiri gelecek. Fakat buradan daha önce de söylemiştim, muhtemelen belediyelere uzanır bu işin ucu. Belediyeler ne yapacak? Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu konuşmasında da söyledi aslında, enteresan. Şunu hatırlattı. Dedi ki bir dakika dedi. Bu dedi yerel seçim olduğunu unutup bunu şımaranlar oldu. Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar falan gibi bir isim, bir şey kullandı. Tam dedi bir hayalden ibaret. Tek bir iktidar vardır. Öyle yerel iktidar, merkezi iktidar diye bir şey yok. Şimdi CHP'ye yerel iktidar diyoruz ya. Çünkü Türkiye'nin bütün büyük kentlerini CHP yönetiyor. Yani sayı olarak baktığınız zaman AK Parti bizdeki sayı daha fazla diyor ama nüfus daha az. Ölçek daha küçük. AK Parti'nin yönetimdeki illerin, belediyelerin ölçeği, geliri, gayri safi milli hasılaya katkısı daha küçük. Yani ülkenin gayri safi milli hasılasını üstlenmiş nüfus
Şu anda hepsi CHP belediyesi. Neyse Erdoğan yani böyle bir ikilik yoktur. Tek iktidar biziz ha ona göre falan dedi Erdoğan. Şimdi muhtemelen bir önceki dönem yaptığı gibi CHP'li belediyeleri çalıştırmamaya çalışacak. Çünkü şunun farkında. Buradan CHP de bunun farkında. Bunu Özgür Özel de diyor. Buradan bir başarı hikayesi yazarsa CHP 2028'e doğru çok başka bir tablo ortaya çıkar. Ve bu kemer sıkma politikalarıyla hepimiz iyice sıkışacağımız için CHP de bu belediyeler üzerinden bir başarı hikayesi yazarsa erken seçim baskısı iktidar üzerinde daha da fazla artar. Benim anladığım bu erken seçim baskısı işte yeni anayasa, yeni anayasa falan diye de böyle bir şey geçiştirmeye çalışacaklar. Ama bu artar. Bunun farkında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun için de belediyeleri sıkıştıracaklar. Sorucu da kemer sıkma ne yapalım? Bakanlıklar da kemer sıkıyor falan diyecekler anladığım kadarıyla. Şimdi gözler belediyelerde. İstanbul Belediyesi meclis toplantısı yapıldı ya geçen gün ilk meclis toplantısı. Orada tabii Tevfik Göksu'yla Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadeleri çok karşılaştırıldı. Evet. Fakat işte böyle her şey güllük gülistanlık olmayabilir. Şimdi CHP de böyle bastıracak belediyecilik. Özellikle mesela kamuoyuna yönelik yani orta sınıfların, orta alt sınıfların biraz daha nefes aldıracak her anlamda yani hayatın her anlamda yapılacak projeler CHP'li belediyeler için önemli. Bir de tabii bazı noktalar AK Parti'ye yakın bir takım gruplar, iş insanları büyüklü küçüklü o kadar rant kapısı olmuştu ki mesela Üsküdar'da işte o şeydeki ruhsatsız muhsatsız kafe açmış adamlar orada parayı götürüyor. Kapatmışlardı mesela. İşte bunun bir benzerini Beyoğlu Belediyesi, İnan Güney dün Karaköy sahilinde yaptı. Göstereyim görüntüsünü. Böyle bu büfe müfe gibi yerler. Bir de bunların bazıları böyle etrafında çit gibi bir şey çekmiş. Oraya böyle taburelel falan koymuşlar. Hakikaten orada vakit geçirenleriniz varsa da biliyordur. Böyle mezbelelik yerler. Kötü yani. Şimdi bu küçük küçük işletmeler ama kötü. Tam da bu operasyon yapılırken şöyle Beyoğlu Belediyesi tweetlemiş onu kaldırıyoruz diye. Özel işletmeye ait ekiplerimizce kaldırdık diye bir arkadaşım da tam bu olay gerçekleşirken Karaköy'de işim varmış Karaköy sahilde tam dedi gözümün önünde oldu tam da şöyle olmuş de otururken birdenbire dedi böyle sanki büyük bir operasyon Amerikan filmi gibi dedi zabıta hem karadan hem denizden böyle birdenbire zabıta ekipleri geldi dedi ne oluyor falan derken gelip dedi bu işletmeleri kaldırdılar. Muhtemelen hem karadan hem denizden şeyden geldiler. Hem Üsküdar'da hem Eminönü'nde bayağı kavga çıkmıştı ya bunların kaldırılması konusunda. Tam dedi böyle zabıta denizden benizden geldi. O sırada dedi herhalde buraları işletenler mi patronları mı neyse. Burada dedi mesela takım elbiseli adamlar onlar da işte telefonda Ankara'yı mı arıyorlar kendilerince falan durdurmaya çalışıyorlar. Bir yandan zabıta falan böyle film gibi kareler yaşanmış. CHP'de belediyeler üzerinden bastıracak. Şimdi Özgür Özel'le Erdoğan görüşecek. Bu görüşmeden ne çıkacak? Bir bahar havası çıkacak mı? Bahar havası çıkarsa MHP buna ne diyecek? Ya ilerleyen günlerde ben size şöyle söyleyeyim. Her şey olabilir. Her şey mümkün. Hiçbir şey mümkün değil demiyorum açıkçası. Her şey mümkün. Yaşayarak göreceğiz. Neler yaşamadık ki? Bence zoru gitti. Kolayı kaldı artık. Bundan sonra yani. Şu ülkede Allah aşkına yani darbe teşebbüsü mü görmedik? Savaşa katılmanın eşiğinden mi dönmedik falan? Neler gördük, neler gördük? Çoğu gitti, azı kaldı. Zoru gitti, kolayı kaldı yani. Daha kötü olmaz diye tahmin ediyorum. Yani yaşayıp göreceğiz deyip iki kuplede Türkiye'yi de, tabii yine ucu Türkiye'ye değen dış haberlere gireceğim. Şimdi bir tanesi Belçika'da, Brüksel'de dün çok önemli bir toplantı yapılacaktı. Ben de hatta Brüksel'deki arkadaşlara soruyordum dün ya bunu izleyecek olan var mı falan diye. Tam filmlik. Önemli derken hani ilgilisi için önemli. National Conservative Conference diye bir şey. Yani ulusal diyeyim muhafazakarlar konferansı, NatCon diye bir toplantı yapılacaktı dün. Ama bütün dünyanın her yerinden aşırı sağcılar. İşte bu Nigel Farage'ı, İngiliz bilmem ne, işte Amerika'dan, İngiltere'den ne kadar böyle yeni tip milliyetçilik
de diyebiliriz bunlara. Mesela dün biraz Tolga Akalın da girdi ya bu meseleye. O işte tarihçiler, düşünürler, siyasetçiler, efendim think tankçiler, gazeteciler falan o cenahtan hepsi davet edilmiş. Bu yeni tip yükselen milliyetçilik, bu oturup konuşacaklar, yemekler ve 2 günlük bir toplantı. Fakat Brüksel'de bu toplantının yer alacağı yeri belediye başkanı Emir Kır diye bir Türk. Şimdi Emir Kır da tabii Belçika politikası, yani Brüksel'deki Türkler iyi tanırlar kendilerini. Biraz tartışmalı bir figür. Şöyle ki herhalde Emir Dağlı kendisi. Çok Emir Dağlı var ya Brüksel'de. Çoğu da hani AK Parti'ye yakın. Şimdi Emir Kır aslında Sosyal Demokrat Parti'den belediye başkanı oldu. Ama AK Parti ile ilişkileri çok iyi. Ve en son MHP'li milletvekilleri geliyor, onları ağırlıyor, onlarla fotoğraf çektiriyor falan. Bunun üzerine partisinden ihraç edilmişti Emir Kır. Yani MHP'lilerle, yani Türkiye'deki aşırı sağcı bir partiyle fotoğraf çektirmiş olabilir mi? Bu kadar ilişki, sosyal demokratlık olur böyle diye. Fakat Emir Kır belediye başkanı devam ediyor. Bu aşırı sağcıların konferansını dün Emir Kır iptal etti. Dedi ki bu burada bir güvenlik açığı oluşturuyor. Çünkü sol gruplarda buna karşı çıkıyor. Bir gerginlik yaşanacak, iptal ediyorum diye. Sağcılar bunu direkt bir tür anayasa mahkemesi gibi bir kurum var orada, oraya götürmüşler. Anayasa mahkemesi de hayır, ifade özgürlüğüdür. Aşırı sağcılar bu toplantıyı yapabilir diye bir karar verdi. Şimdi bu toplantı yapılıyor. Emir Kır da tweet attı. Tamam, olabilir. İfade özgürlüğü önceliklidir. Boynumuz kıldan ince. Şeriatın kestiği bak acımaz. Öyle dememiş ama ona benzer şeyler söylemiş. Böyle bir acayip, hakikaten ne çıkacak bakalım buradan. Çok merak ediyorum. Bu yeni jenerasyon sağcılık Avrupa'da da özellikle konuşulan konulardan bir tanesi. Bir gözümüz orada. Bir diğer gözümüz Beypazarı Soda'da. Çünkü Beypazarı Soda'nın İsviçre'de satışı yasaklandı. Nedeni şuymuş. İçinde bor varmış. Çok yüksek miktarda bor varmış. Bu nedenle İsviçre pazarına girmesi yasaklanmış. Fakat Cansu Şimşek araştırdı. Diyor ki Cansu, bor var, hep vardı bunun içinde bor. Ne olacak? İsviçre'de bor tıpkı C vitamini gibi ayrıca bir vitamin tablet olarak satılıyormuş. Oradaki deniyor, bu ilaç lobileri bastırdı. İnsanlar bor tablet almaya devam etsin diye, işte insanlar bu sodayı içerse tableti almaz diye, onlar Beypazarı sodanın önünü kesti diyor. Ne oyunlar, ne oyunlar, ne global oyunlar. Bir acayip başka tartışma da Nestle'de. Nestle dünyaca ünlü markalardan bir tanesi malumunuz. Nestle'nin gelişmiş ülkelere sattığıyla az gelişmiş ülkelere sattığı bebek maması arasında ciddi bir fark ortaya çıktı. Şimdi bütün dünyadaki temel sorunlardan bir tanesi obezite. Ve obezite aslında az gelişmiş, fakir, yoksul toplumlarda, toplumların yoksul kesimlerinde daha çok görülüyor. Sağlıksız beslenmeden. Nestle'nin bunu galiba yine İsviçre'de bir laboratuvarda bakmışlar. Az gelişmiş ülke, yani Afrika, Güney Amerika'ya sattığı bebek mamalarının içerisinde şeker, bal çıkarken gelişmiş ülkelere sattığında, mesela İngiltere'ye satacaksa şeker yok. Şimdi şöyle, ben bunu Twitter'da da paylaştım. Şöyle yazanlar olmuş. Ya az gelişmiş ülkede işte insanların kalori ihtiyacı daha fazla falan diye. Bir kere şu bir sıkıntı var. Şeker, bütün insanların insülin, özellikle işlenmiş şekerler bütün insülin dengesini bozduğu için aslında hem daha fazla acıktırıyor, hem metabolizmayı bozuyor. Yani ne güzel ya, daha fazla enerji değil ki. Enerjiyi tam da böyle işlenmiş şekerden, şekerden hiç almaması lazım insanların. Hani karbonhidrat ayrı bir şey, işlenmiş şeker ayrı bir şey. Özellikle çocuklara verilmesi hiç tavsiye edilmiyor. Bağımlılık da yarattığı için. Bir bağımlılık da yaratıyor. Ayrıca şeker yedikten sonra kendini kötü de hisseder insan. Yani yorgun hissedersin, insülin dengen bozulduğu için doymazsın, yine acıkırsın falan. Hani Türkiye'de bayramda bir Twitter kullanıcısı şey paylaştı, işte bir hamburger yanında patates kızartması. Hani tatillere duyduğu özlemi yazmış işte. Çıkarsın denizden, şu hamburgeri yersin, ah ne güzel falan diye. Yani üzerine İşte sınıfsaldır, tatilde sınıfsaldır, hamburgerde sınıfsaldır, ne sınıfsaldır, ne değildir tartışması başladı. Yani Nestle'nin bebek mamaları da sınıfsaldır arkadaşlar. Yoksulsan luktan çıkmak gitgide zorlaşıyor dünyada. Ana tartışma konularından bir tanesi bu. O luktan çıkamıyorsun. Yani kötü şey yiyorsun, kötü şey yedikçe kötü hissediyorsun. O sarmala giriyorsun, yani o sarmalı kırmak gitgide zorlaşıyor. Tartışılan konulardan bir tanesi. Bunu aslında şeye de bağlamak lazım. Şimdi bu yeni sağ tartışmaları bir yanıt arıyor insanlar. Nasıl daha iyiye gidebiliriz diye, hali hazırdaki sistem, hali hazırdaki düzeni, güven azaldıkça biraz daha ekstremitelerde arıyor insanlar yanıtı. Biraz da belki böyle bakmak lazım.
Arda Kurşunoğlu'nun dediği gibi her şey sınıfsaldır. Evet, öyle arkadaşlar. Ya da Kader Aslan düşene bir tekmeden Nesle'den. Ya tabii burada şöyle dedim, yani Nesle'de ha, kötülük olsun da size işte falan diye şekeri koymuyor muhtemelen. Gıda kodeksleri farklı. Muhtemelen ve şey farklı. Yönetmelikleri farklı. Az gelişmiş ülkelerle çok gelişmiş ülkeler arasındaki şu tartışma da var. Yani mesela aynı kremi normal yüzün üstünü nemlendirici krem. Hakikaten AB'de satılanla Türkiye'de satılan arasında da fark ediyor. AB regülasyonları daha sıkı uyguluyor mesela. Türkiye'de uygulamıyor. Kimi ham madde mesela AB Türkiye'dekinde var, AB'ye uygulanan da yok falan. Biraz da kendi şeyinle alakalı yani. Kendi regülasyonlarınla, kendi yönetmeliklerinle alakalı ama yoksul ülkelere yolsuzluk yani korapt etmek daha da kolay işte. İçinden çıkılmaz bir sarmal. Bilahare daha uzun konuşuruz diyorum ve noktalıyorum. Görüşmek üzere.